İnsanların beklentisini ben şöyle görüyorum. Fiyat babında başlangıçta 15'i bekliyorlardı ama şu anki üreticinin düşüncesi belki 15 değil. Yani belki 12, belki 13. Artık insanlar eski fiyatları bulsa da satsak demeye başladılar. Kırılma daha ziyade yılbaşından sonra olur esasında. Yani yılbaşından sonra zaten satımlara yavaş yavaş başlaması lazım. Yeni fındığın hareketi fiyatları şekillendirecektir. Eğer yılbaşından sonra dalındaki fındığın oluşumu iyi giderse biz bu fiyatları da ayarlayabiliriz. Yani tamamen yeni yılda işte efendim fındığın doğumu işte devamındaki gelişmelerde fındığın fiyatını belirleyecektir. Ama beklenti 15'lik beklenti ben düştü diye görüyorum şu anda. Yani insanlar diyor ki eski fiyatını bulsa neye çıktı? 13,5'a çıktı. Serbest piyasada 14'e fındık alışverişleri oldu. İnsanlar burada yetinmediler. Bu fiyatlara ürünlerini satmadılar. Ama umuyorum bundan sonra bu fiyatlar oluşursa ki fındıktır yani hiçbir zaman olmaz diye düşünüyorum ki yani bugün fındık 11 lira hep 11 lira kalmaz. Çıkabilir de düşebilir de fındıktır. Bu arz talebe bağlı bir olaydır. Şu anda alıcı yok. Alıcı çok az. O yüzden fiyatlar düşüyor zaten. Alıcının zayıf olması fiyatları düşüyor. Orada zaten kısa bir zaman sonra Noel tatiline girecek. Artık yılbaşından sonra bakacağız. Yani Avrupa tatilden çıktıktan sonra iş nasıl şekillenecek onu göreceğiz. Şimdi insanlar çok fazla beklentiye sokuldu. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani fındık geçen seneyle bu seneyi ayırmak lazım. Geçen sene Ziraat Odaları'nın tahmini 375 bin tondu, 380 bin tondu. Bu sene 590 bin ton rekor da tespit edilmiş. Geçen sene 20 lirayı bulan fiyat bu sene 13-14'ü buldu, bununla yetinmediler. Şimdi burada insanlar yanlış yönlendiriyor. Şimdi onların tespitinde dahi 200 bin ton fazlalık var. Yani geçen seneki Ziraat Odaları'nın tespiti 380 bin tondu, bu sene 590 bin ton. Kendi tespitlerinde dahi 200 bin tonluk bir fark var. Bu kesinlikle fiyata yansıyor. Yani bunu iyi görmek lazım. Bunu iyi görmek lazım. Yani ben fındığımı 15'e satacağım, 20'ye satacağım. Tamam diyebilirsin. İmkanın varsa bekleyebilirsin. Ama sezon başından beri bunu söylüyoruz. Yani insanlarımız bu sene rekor tenisi. Bunu unutmamak lazım. Yani bugün sen 500 bin ton fındık varken rekorte 20'ye satıyorsun. 700 bin ton, 750 bin ton fındık varken bunu 20'ye satalım diye biraz zorlamak abeste iştikrar olur. Biraz beklentiyi geri çekmek lazım diye düşünüyorum.